Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airdrop yani bedava token kazanabileceğimiz bir etkinliğe katılacağız. Arbitrum'un Odesi etkinliği kapsamında 8 hafta boyunca görevleri yerine getirdiğimiz zaman bizlere NFT'ler verecek arkadaşlar. Toplamda her hafta 2 adet olmak üzere 16 adet NFT'ye sahip olacağız. Son hafta 16 NFT'nin hepsini kazanan kullanıcılara büyük bir NFT verilecek ve bu NFT'yi tutan kullanıcılara da Airdrop yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden bu videoyu size sizler için hazırlamak istedik arkadaşlar. Bu tarz fırsatları kaçırmamak adına Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konuda açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Arbitrum projesinin airdrop yapacağı kesinleşti gibi arkadaşlar. Lakin henüz nasıl yapacağı ya da kimlere dağıtacağı belli olmadı. Benim tahminimce daha öncesinde Arbitrum platformunu kullanan kullanıcılara ve bu etkinliğe katılan kullanıcılara airdrop düzenleyebileceklerini düşünüyorum. Şimdi bu etkinliğe nasıl katılabileceğinize gelecek olursak arkadaşlar bir adet metamask ve belli miktarda da bir Ethereum'unuzun olması gerekiyor. Eğer ki sizler daha önce MetaMask kurmadıysanız arkadaşlar, YouTube kanalımızda bulunan MetaMask kurulum videolarını izleyebilirsiniz. MetaMask'i kurduktan sonra içine ağları da eklemeniz gerekiyor. Bu ağları ekledikten sonra da videoya devam edebilirsiniz. Peki etkinlik nasıl olacak derseniz arkadaşlar, Arbitrum attığı tweet'te bunun hepsini bizler için anlatmış arkadaşlar. Toplamda 8 hafta boyunca devam edecek bu etkinlikte bizler her hafta görevleri yerine getirerek Arbitrum projesi düzenleyebileceği airdroptan hak kazanmaya çalışacağız arkadaşlar ve her haftada sizler için bunun gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi arbitrumda yapmamız gereken ilk şey metamask hesabımızı kurduktan sonra arbitrum ağını buraya eklemek olacak. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar chainlist.org diye bir site bulunuyor. Ben bunu açıklamalar kısmında bırakacağım. Lütfen farklı sitelere gitmeyin çünkü farklı sitelere giderseniz metamask hesabınız boşaltılabilir bu yüzden lütfen açıklamalar kısmında vermiş olduğum link üzerinde bu işlemleri gerçekleştirin. Buraya geldikten sonra arkadaşlar öncelikle MetaMask hesabımızı bu siteye bağlıyoruz. Bağladıktan sonra da buraya Arbitrum yazıyoruz. Arbitrum yazdıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi Arbitrum One seçeneği bizimlerin karşısına çıktı. Buradan Add to MetaMask yani MetaMask'e ekle diyerek bu ağı MetaMask'e ekliyoruz. Ekledikten sonra da görevleri tek tek yerine getirmemiz gerekiyor. Öncelikle tabii ki bu görevleri yerine getirmek için MetaMask hesabımıza Ethereum aktarmamız gerekiyor. Eğer ödül de arkadaşlar bu olacak. Her hafta büyük ihtimalle farklı bir NFT verecekler bizlere ve bu NFT'leri birleştirerek de büyük NFT'yi kazanabileceğiz. Diğer sayfaya geldiğimiz zaman bizleri asıl ilgilendiren sayfa burası arkadaşlar. Burada Arbitrum A üzerinde şu anda en fazla kullanılan A, Hop Protokol A arkadaşlar. Bu yüzden ben Hop Protokol'e yatırım yapacağım. Yani Hop Protokol'den gönderim işlemlerimi tamamlayacağım. Ama diğer ikisini de yine kullanabilirim. Şimdi neler yapacağız derseniz arkadaşlar. Öncelikle ben işlemlerinizi bu Ethereum Gaz Ücreti 25'in altında olduğu zaman yapmanızı öneririm çünkü 25'in altında olduğu zaman çok daha az bir komisyon ödüyorsunuz şu anda da 25 seviyesinde olduğunu görüyoruz yani bu benim için yeterli ama beklemek isteyen arkadaşlar yine daha altları da bekleyebilir buradan Discord hesaplarını da görebiliyoruz Discord hesaplarına geldikten sonra zaten burada görmüş olduğunuz gibi Arbitrum Odyssey etkinliğini görebiliyoruz burada sizler isterseniz kendi sorularınızı da sorabilirsiniz lakin direkt ben işlemlere geçeceğim diyorsanız da diğer nerelerden gönderim yapabileceğimizi de bizler için anlatmışlar. Bizler şimdi yapmamız gerekenlere geldiğimiz zamanda Hop protokol ve diğer platformları kullanarak Arbitrum ağına gönderim gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikle cüzdan adresimizi buraya bağlamamız gerekiyor. MetaMask hesabımızı bağla dedikten sonra buradaki onayları onaylıyoruz ve bu şekilde buraya bağlanmış oluyoruz. Bizler buradan ağ değiştireceğimiz için arkadaşlar mainnet ağından Arbitrum ağına gönderim gerçekleştireceğiz ve burada da çok az az bir miktar göndereceğiz. Mesela ben 0.206 göndereceğim. Bu da çok düşük bir komisyon ücretiyle karşı tarafa gidecek arkadaşlar. Buradan gönder dedikten sonra send diyorsunuz ve bu şekilde gönderim işlemlerinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buradaki onay kutucuğunu da onaylayabilirsiniz. Gaz ücretine baktığımız zaman şu anda yaklaşık olarak 3.54 dolar olduğunu görüyoruz. Bu birazcık yüksek arkadaşlar. Sizler beklerseniz görmüş olduğunuz gibi Ethereum A ücretleri de düşebiliyor. Az önce 3.54 olan A ücreti 3.13'e düştü. Ben sizlere göstermek açısından buradaki işlemi hızlı bir şekilde onaylıyorum. Onayladıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi 5 dakika içerisinde 12 adet doğrulama gerçekleştikten sonra benim Ethereum ağında bulunan tokenlarım Arbitrum ağına aktarılacak arkadaşlar. Yani buradaki Ethereumlarım burada bulunan Arbitrum ağına aktarılacak. Tabii ki bu işlemin gerçekleşmesi için de buradaki onayların bitmesi gerekiyor. Bizler tekrar buradan Arbitrum ağına döndükten sonra diğer protokolleri de kullanalım arkadaşlar. Yine buradan cüzdanımızı bağlamak gerekiyor. Cüzdanımızı bağlamak için de yine connect wallet diyoruz. Yani cüzdanı bağla diyoruz. Bağladıktan sonra onayla diyoruz. Ve buradan da bağla seçeneğine tıkladıktan sonra bu işlemi de onaylamış oluyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine bu sefer de aynısını yapacağız. Şimdi buradan Ethereum Mine ayını ve Arbitrum'u seçtikten sonra Ethereum'u seçmemiz gerekiyor. Ethereum'u seçtikten sonra da 0.005'i karşı ağa yollayacağım arkadaşlar. 0.05'ten daha büyük olması gerekiyor büyük ihtimalle evet daha büyük olduktan sonra bu gönderim işlemlerimizi tamamlayabiliyoruz buradan transfer kısmına tıklıyoruz confirm transfer yani transferi onayla seçeneğine bastıktan sonra bizlerin ne kadar komisyon ücreti ödeyeceği ve toplam tutar burada yazıyor yaklaşık 2.69 dolarlık bir işlem ücreti ödeyeceğiz ve buradan da onayla diyerek bu işlemi onaylayacağız onayla dedikten sonra da görmüş olduğunuz gibi 5 dakika ile 20 dakika arasında bu gönderim işlemini tamamlamış oluyoruz zaten buradan da sayaçı gördüğünüz gibi sayı arkadaşlar. Ve çok kısa bir sürede de bunun geçtiğini gördük sizlerle birlikte. Ben diğer platformu da bir göz atacağım. Buradan arkadaşlar yine connect wallet diyoruz. Yani cüzdanı bağlı diyoruz. Bağlı dedikten sonra metamask seçiyoruz. Ve buradan onay vererek hesabımızı bağlıyoruz. Hesabımızı bağladıktan sonra Arbitrum ağına gönderim yapacağımız için yine buradan Ethereum ağından Arbitrum ağına geçişi seçiyoruz. Daha sonrasında 0.005 yazacağım ben yine. Ve yazdıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi buradan send seçeneğine basıyoruz. Yine onaylarımı veriyorum. Onaylarımı verdikten sonra da arkadaşlar burada da yaklaşık böyle bir 5 dakika içerisinde tüm işlemlerim tamamlanmış olacak. Yani etkinlik bu kadar arkadaşlar. Burada etkinliğin ana amacı diğer ağlar üzerinden Arbitrum ağına gönderim gerçekleştirmek. Bu gönderimleri gerçekleştirdikten sonra da bizler ilk görevi tamamlamış oluyoruz. Görevleri tamamladıktan sonra da şu NFT'yi kazanacağız arkadaşlar. 8 hafta boyunca bu görevleri yaparak da yine güzel airdroplardan şimdi ne kadar olacağı belli değil. Lakin bu tarz airdroplarda yine bir 100 dolarlık, 200 dolarlık bir airdrop gelme şansı oluyor. Yani bu şansı kaçırmamak adına böyle bir şey çektim ama 100 dolar gelmeyebilir. Mesela 10 dolar da gelebilir. Bizlerin burada harcamış olduğu işlem ücretine baktığımız zaman yaklaşık 7 dolarlık bir işlem ücreti harcıyoruz. Bu 7 doların karşısında da bizler güzel kazançlar elde edebiliriz. Bu yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ben her ne kadar burayı kullanmayacak olsam da sizlere göstermek istiyorum. Arbitrum'unda kendi ağı bulunuyor. Yani bu kendi ağında da işlem yaparak sizler daha fazla airdrop şansı kazanabilirsiniz. Bunun için de buradaki seçeneğe tıklıyorsunuz. Sizleri böyle bir sayfaya atıyor. Buradan metamask cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra da sizler buradan login diyorsunuz. Sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Bu şekilde layer 1'den layer 2'ye sizler gönderim yapabiliyorsunuz. Lakin ben bunu neden yapmıyorum? Çünkü arkadaşlar bunu gerçekleştirdikten sonra 8 gün boyunca herhangi bir çekim işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Bu yüzden ben bunu yapmak istemedim son olarak da nasıl NFT'nizi claim edebileceğinizi, yani MetaMask hesabınıza çekebileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Buradaki Project Galaxy sayfasına geldikten sonra bu seçeneğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arbitrum ağını kullandığımız için bu NFT'yi bize verecekler. Hangi ağları kullandığımıza da buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Ben Hop Exchange'i kullandığım için yeşil olarak gösteriyor. Diğer ağları da kullandım ama onlarda arkadaşlar yeşil yanmıyor. Bu genel bir sorun. Yani sizler Hop ağını kullanırsanız şimdilik yeterli gibi gözüküyor. Çünkü hop büyük ihtimalle bu projede en fazla kullanılan A olacak. Bizler yine ne olur ne olmaz diye Akros ağına ve Celer ağına da işlem yapmıştık arkadaşlar. Onlar da kazanırsa yine oradan da kazanmış olacağız. NFT'nizi claim etmek için de arkadaşlar buraya etkinliğin ilk haftası bittikten sonra geliyorsunuz ve buradan NFT'nizi claim et seçeneğine tıkladıktan sonra Metamask hesabınıza bunu aktarıyorsunuz. Bu şekilde de NFT'nizi claim etmiş oluyorsunuz. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmeyin unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı umarım güzel ve bilgilendirici bir video olmuştur. Aynı zamanda umarım ki güzel de airdroplar kazanırız arkadaşlar. Bu tarz fırsatları kaçırmamak adına para mühendisi youtube kanalına abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki fırsatta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.